Selamlar. Bir önceki videoda da belirttiğim üzere video çok doyurucu gelmediği için bana ve ben de günü böyle bir şey öğrenmeden kapatmak istemediğim için yeni bir videodayız. Şimdi bu videoda birkaç PDF daha baktım. Açıkçası günün bu saatinde sayfa sayısı ve yazı pontosu büyük olan bir PDF tercih etmek istedim. Umarım bize bir şeyler katar. Hatta kendimi şöyle biraz bir yana çekersem yine şuraya yansıtacağım görüntü gelebilir. Arkadaşlar ben bunu öğrendim artık sonunda. Yani 1000 tane video var bu kanalda. Birinci videodan sonra öğrenmiş olmam da enteresan. Evet, şimdi hemen başlayalım. Vakit nakittir. Stres ve öfke kontrolü diye bir PDF buldum. Profesör Doktor Turgut Göksu'nun PDF'i. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı diye kendilerinin ismini yazmışlar. Telefonu böyle yana ittim. Stresle başlamış. Stres, sanayi toplumuyla beraber anlam kazanmış ve çağımızın hastalığı literatürdeki yerini almıştır. Özellikle yoğun kent hayatı ve iş hayatı karşısında insanlar gerçek fizyolojik, gerek fizyolojik gerekse psikolojik olarak etkilenmekle birçok sorunla yaşamaktadır. Artık günün kaçın saatindeyim bilmiyorum ama 8.30'dan beri konuştuğumu varsayarsak kelimeler iç içe girebilir. Benim hazırlığım. Devam ediyorum. Bugün dünyada doktora başvuran hastaların %50'sinin ardında yatan sebep stres faktörüyle ilgili. Ay, heyecanlandım. Tam bir şey anlatma isteği geldi. Şimdi arkadaşlar ben buradaki ne katılmıyorum. Yani %50 demiş ama bu iyimser bir tablo. Bence %100'ü stres temelli. Yüzde hatta 99'u hani %1'de. Ne var? %100'ü ya. Vazgeçtim. %100'ü stres temelli. Ben böyle 20'li yaşlarımın başındayken boğazımda kabarcıklar çıkmıştı. Kabarcıklar sürekli kaşınıyor, sürekli çıkıyor. O ara çalışmak zorundayım. Boynuma fular takıyorum. Yani bir türlü geçmiyor. Biz en son hastaneye gittik. Dedik ki bunların sebebi nedir? Bize biri bunu açıklasın. Kan tahlilleri falan yaptılar ve dediler ki senin tahlillerin tertemiz. Sende bir şey yok. Bunlar psikolojik. Gittiğinden geçer dediler. Ben o ara her şeyi bıraktım. Tası tarağı toplayıp memlekete gittim. Bir hafta 10 gün falan kaldım. O bana çok iyi geldi. Aradan zaman geçti. İstanbul'a geri geldim. Tabii o kabarcıkların hepsi gitti. Sonradan öğrendim ki meğer ben o dönemde kendimi ifade edemediğim bir dönemdeydim. Ve kendimi ifade etmeye başlayınca o kabarcıklar gitti. Yani beden sinyal veriyor. Ya da yakın zamanda bir eğitim aldım. Eğitimdeki bazı hocaların üslupları hoşuma gitmiyordu. Ve dönüp onlara siz yanlış yapıyorsunuz da diyemiyordum. Öyle diyemediğim için bu parmağımda yara çıktı mesela. Eğitim bittikten sonra bu yara iyileşti. Çünkü artık böyle parmağımda... Hayır, onlar suçluydu aslında. Sende sorun yoktu. Suçlu derken yani şey, üsluplarını beğenmedim. Yani herkes de benim üslubumla bana yaklaşmak zorunda değil. Kendine ait bir tarzı var insanlar neticede. Mesela onların çöplüğünü onların horozu ötüyor değil. Çok bulaşmamaya çalıştım ama benim mizacıma da ters bir şey olduğunu fark ettim. Yani bana kalırsa benim hayatımdan edindiğim tecrübeye göre bütün hastalıkların sebebi stres. Yani mesela biriyle bir konu hakkında hazımsızlık yaşıyorsun, direkt midene vuruyor. Ya da hayattaki yükün çok fazladır, omuzlarına vuruyor. Ya da bir yere gitmek istemiyorsun, bilinçaltında bu yatıyor ama dizlerin ağrıyor gibi. Böyle şeylere de dikkat edilebilir. Geldim buna. Stres nedir? Stres, organizmanın bedensel ve zihinsel sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan durum. Bireyin içinde bulunduğu ortam, İş koşullarının onu etkilemesi sonucunda vücudunda özel biyokimyasal salgıların oluşarak söz konusu koşullara uyum için düşünsel ve bedensel olarak harekete geçme durumu. Organizmada alışılmamış düzensiz talepler oluşturan her şey strestir. Düzeninin bozulması gibi. Birazcık su içebilir miyim? Sesim gittikçe gidiyor. Umarım düşmez burada. Devam ediyoruz. Stres kavramı ve tanımı. Stres konusunda çok önemli çalışmaları olan ve bu kavramı ilk kez ortaya atan Hans Selye. Nasıl okunacak? Bakalım, bir okunuşuna bakmak istiyorum. Yazıyorum. Hans Salay. Stres konusunda çok önemli çalışmaları olan ve bu kavramı ilk kez ortaya atan Hans Salay'a göre stres, bünyenin baskı ve isteklere karşı gösterdiği belirgin olmayan tepkidir.
İnsan bünyesi ister olumlu olsun, ister olumsuz olsun mutlaka dış isteklere karşı biyokimyasal bir tepki gösterir. Stres kaynağı değişik olabilir ama biyolojik tepki daima aynıdır. Bernard stresi ikiye ayırır. Yararlı stres, zararlı stres. Yararlı stres yaşandıkça neşe, canlılık ve kazanç sağlayan stres. Bu sevdiğimiz insanın yanında vakit geçirmek yararlı bir stres bence ve tatlı tatlı panik yaparsın falan. Zararlı ise aşırı ve sürekli olan bireyin güçlerini tüketen bir stres türüdür, negatiftir. Stres kavramı ve tanımı sonucu itibariyle her stres bireye zararlı değildir. Stresin azı organizmayı uyardığı için bazı durumlarda faydalıdır. Pozitif stres öğrenciyi derse hazırlar, atleti yarışa hazırlar, sporcuyu müsabakaya kazandırır, memura işini dikkatli yaptırır. Hakikaten de doğru motive eder stres bir yerde gerekiyor. Stres anlatılırken genelde negatif stresten, distresten bahsedilmektedir. Stres kavramı ve tanımı psikomatik hastalık, zihinsel olarak başlayıp bedeni fizyolojik olarak hasta eden bir hastalıktır. Duyumsal uyaranlar, algı, bilişsel değerlendirme, zihin-beden bağlantısı, fiziksel etkiler ve hastalık. Sürekli tanım yapıyor bu PDF'de de. Devam edelim. Stres kavramı ve tanımı organizmayı strese 3 aşamalı olarak organizma strese 3 aşamalı olarak tepki gösterir. Bunlar alarm, direnme ve tükenme. Buna göre insan beyni dışarıdan bir takım stres yaratıcı algıları aldıktan sonra bir takım gelişmeler olur. Beyindeki bu alarm durumu karşısında organizma ya direnir ya da elverişli durum oluşur. İtaat et, rahat et modu genelde ben de böyle çok güvenli insanlarda ve strese soktuklarında böyle yaparım. Ama yani zarar alacağımı bildiğim yerde de direkt direnç gösteriyorum. Elverişli durumdan sonra da stres eğer uzun süreli olarak vücutta kalırsa tükeniş başlar. İçine atma, içini yer derler ya. Bu da öyle. Stres kavramı ve tanımı, stres yaratan olayı beynin beyin kabuğu bölgeleri, algılar ve daha alt bir bölge olan hipotalamusa gönderir. Zaten ne geliyorsa başımıza bu hipotalamus yüzünden geliyor. Oradan hipofiz bezine mesaj iletilir. Hipofiz bezi stres hormonu salgılamaya başlar. Stres hormonu adrenokortikotropin hormonidir. Doğru telaffuz ettim mi? ACTH etkisi ile böbrek üstü bezde yer alan adrenalin ve kortizol hormonlarının salgılanması artar. Alarm tepkisi şu belirtilerle ortaya çıkar. Göz bebekleri genişler. Yüz solar, kalp atışları hızlanır, damarlar büzülür, soğuk ter boşalır, kan şekeri yükselir, mide asit salgılamaya başlar. Vücut uyarıyor, diyor ki hazırlıklı ol. Sana iyi gelmeyecek bir reaksiyon geliyor. Ama sen diyor bunu fark etmezsin, ben seni uyarıyorum diyor. Şimdi ne oldu? Stres geldi. Stres beyine girdi. Şu an stres beyinde. Sonra ne oldu? Beyin bunu böbrek üstü bezlerine iletiyor. Tabii o arada hipofiz bezi ve adrenokortikotropin hormonu. Tam bunu aklımda şimdi tutamam. Bunun fotoğrafını çekelim ara bakalım. Kortikotropin hormonu. Devam edelim. İşte bu ACTH hormonu. Sonra bu da böbrek üstü bezlere gidiyor. Tabii stres hormonu bu. Böbrek üstü bezi de adrenalin ve kortizol üretiyor. Stresin organizmada yarattığı geliş bu şekilde gördük. Stres yaratan faktörler. Strese neden olan faktörlere stresör de adı verilmektedir. Sizin hayatınızdaki stresörler kim? Kimler sizi strese sokuyor? Aşağıya yazınız. Stresörler. Stresörler fiziksel çevre, örgütsel çevre, bireysel faktörler olmak üzere 3 grupta incelenir. Okay. Fiziksel çevre şartlarına geldik. Renk değiştireceğim. Fiziksel çevre şartları. Fiziksel stres sebepleri bireyin bedenini etkileyen dışsal faktörlerdir. Mesela gürültü. Gürültünün insanlarda yarattığı rahatsızlıkta başlıca neden gürültü şiddetidir? Ben her şeyle baş edebiliyorum ama kontrolsüz bağıran çocukların sesine tahammül edemiyorum. Yani ben o ses beni acayip rahatsız ediyor. İnsanlar için ideal ses düzeyi 50 desibeldir. İnsanların gürültüye zamanla alıştığı iddia edilir. Oysa ki insan gürültüye değil, yan etkilerine alışmaktadır. Önceden bilinen ve beklenen gürültü pek önemli ölçüde stres yaratmaz. Örneğin, diskoya giden biri her 100 desibellik gürültüye katlanır. Fakat
aynı insan kat komşusunun çıkardığı gürültüden rahatsız olabilir. Algıda seçicilik yani. Mesela parmağını sıcak sobaya dokundur. O sana bir saniye bir ömür gibi gelir. Canın yanar çünkü. Ama maçı çok seven bir 90 dakikalık maç su gibi geçer. Algıda seçicilik yani. Göreceli bir kavram bu noktada. Gürültü de göreceli bence. Çok pardon. Kişiler genellikle kendi çıkarttıkları gürültüden rahatsız olmazken bunun dışındaki gürültüden rahatsız olurlar. Neyse laf atacaktım birine de vazgeçtim. Gürültü, sağırlık, kulak çınlaması, migren, ülser, kalın bağırsak iltihabı. Kalın bağırsak ikinci beynimizde değil mi? Tansiyon, kalp ve dolaşım bozukları gibi rahatsızlıklar yaratabilir. Yuh. Gürültü dolaşımı da etkiliyor. Kalbi zaten etkilemiş. Tansiyon vesaire şaşırtıcı. Şimdi biz az önce ne yaptık? Stresörlerden bahsettik. Üç çeşit stresör var dedik. Fiziksel çevreyi konuştuk. Gürültü mesela. Şimdi örgütsel çevreye geldik. Yok, fiziksel çevre şartlarıymış. Peki onu işlesem sonra ne gelecek? Bireysel faktörler sonra. Okey. Tamam. Fiziksel çevre şartları. Az önce gürültüden bahsettik. Şimdi aydınlatmaya geldik. Yapılan araştırmalar ışık şiddetinin arttırılmasına paralel olarak üretimin %8 ile 27 oranında yükseldiğini ortaya koymaktadır. Kötü ışıklandırma sıkıntılı bir çalışma ortamı yaratır ve göz sinirlerini yıpratır, geçici körlüğe yol açabilir. Benim dershanede C2 ve B2 sınıflarında aynı sınıf bir grup gidiyor, öbür grup geliyor. İkisi de aynı sınıfta derse giriyor. Bir sabahçı, bir öğleci. O sınıfın ışıklarını hepsini açtığında çocuklar rahatsız oluyor. Dolayısıyla 12 tane spot varsa 6 tanesi falan yakınca ay çok iyi geldi ya da hepsini kapatıp ya karanlığı seviyor gençler o sınıftayken. Isınma ve havalandırma. Çalışma yerinin soğuk veya gereğinden sıcak olması verimliliği doğrudan etkiler. Öte yandan teneffüs edilen havadaki oksijen oranı %14'ün altına, karbondioksit oranı da %2,4'ün üstüne çıkarsa sağlık için tehlikelere, bayılmalara ve boğulmalara neden olmaktadır. Yine heyecanlandım. Tam bir şey anlatacağım. Kalem elimden uçtu. Yangın çıktığında bir battaniyeyi ıslatıp kendinize sarın diyor. Çünkü su oksijeni hapsedecek. Ya da yangın çıktığında eğilerek uzaklaşın. Çünkü oksijen molekülleri ağır olduğu için yere daha yakın olacak. Ya da bu köylerde yer yatağı falan yapıyoruz ya. Yer yatağında uyumak neden daha sağlıklı? Ve daha çok oksijen aşağıda. Şimdi bu ranza sistemleri çıktı gençler. İki katlı ranzada üstte uyuyor falan. Onlar çok sağlıklı değil bence. Şimdi örgütsel faktörlere geldik. Herhangi bir iş yerinde görevin niteliğinden, iş çevresinden veya işle ilgili olarak üst as iş arkadaşları veya müşterilerle bulunan toplumsal etkileşimden dolayı stres ortaya çıkabilir. Lufthansa örgütündeki stres kaynaklarını dört grupta toplamaktadır. Örgütsel politikalar, örgütün yapısal özellikleri, örgütteki fiziksel şartlar, örgütsel süreçler. Şimdi biz az önce neyi inceliyorduk, ne dedik? Örgütsel faktör, fiziksel dedik. Bireysel faktörlere geçeceğiz o zaman. Ama burada da örgütsel politikaları açıklıyor şimdi. Adaletsiz başarı değerlendirilmesi, yeterince bir stres, Türkiye'de yaşıyorsanız stressiz olamazsınız. Ücret eşitsizlikleri, ekonomimiz süper gibi. Örgütsel kuralların katılığı, iş gruplarını değiştirme, çelişkili yöntemler, sık sık yer değiştirmeler. Bak, burada da bir tecrübemi paylaşmak istiyorum. Telefonum açık kalmış. Ben zamanında İstanbul'a ilk geldiğim yıllarda bir iş yerine başvurduğumda oradaki bir tane müdür demişti ki aa demiş çok fazla kurum değiştirmişsiniz, çeşitliliği ve yeniliği açık olduğunuzu gösteriyor bu demişti. Sonra işin maaş kısmına geldik, yani kurucuyla konuşacak. O da hayırdır ya sen hiçbir yerde sabit kalmamışsın, neden sürekli yer değiştiriyorsun deyip hani sorun bendeymiş gibi davrandı. Tamamen insanların içindeki neyse dışarıya da yansıyan o açıkçası. Gerçekçi olmayan iş tanımları. Örgütün yapısal özellikleri, merkeziyetçilik ve kararlardan dışlanma, yükselme imkanlarının azlığı, aşırı formaliteler, yüksek derecede uzmanlaşma, örgütsel bölümlerin karşılıklı bağımlılığı, yürütme ve dayanışma birimleri arasındaki çatışma. Fiziksel şartlara geldik. Kalabalık çalışma şartları ve özel hayatı önemsememe, aşırı gürültü, sıcak ya da soğuk çalışma ortamı, zehirli maddeler ve radyasyon, hava kirliliği, iş kazaları, yetersiz aydınlanma. Örgütsel süreçler, yetersiz iletişim. Zaten bence çağımızın en büyük problemi bu yani. İnsanlar iletişim kurmuyor. İnsanlar insanları anlamak istemiyor. Her şey çok hızlı oldu. Her şey Instagram 15 saniye, 20 saniye, 30 saniyedeki Reels gibi olmaya başladı. Bu da haliyle iletişimimizi azalttı.
Başarı düzeyiyle ilgili yetersiz geri bildirim. İnsanlar eleştiri de kabul etmiyor. Çünkü üslupları sıkıntı. Karşı taraf kişiliğine, ya 30 saniye içinde değiştiremeyeceğim. Atıyorum benim kaşıma yorum yaptı biri. Ben bunu 30 saniye içinde değiştiremem ki. Bana yorum yapamaz. O senin haddin de. Aa, atarlandım. Ama dersin ki ya işte bu söylem tarzı hoşuma gitmedi. Ya da ne bileyim bu şeyi değiştirelim. Ya da bu böyle olmadı gibi. Böyle değiştirebileceğimiz şeyler üzerinde olursa. Ama ben ne yapayım? Öper başıma koyarım ya. Belirsiz ve çelişkili amaçlar, başarı değerlendirmesinin yanlış ve çelişkili olması, adaletsiz denetim düzeni, yetersiz bilgi, rekabet, dedikodu. Zaten benim dedikodu ile ilgili bir videom vardı. İş yerinde asla dedikodu yapmayın. Geldik bireysel faktörlere. Kişilik. Amerikalı iki kalp doktoru, Meyer Friedman diye okuyacağım bunu ve Ray Rosman, çok sayıda erkeği inceleyerek onları A ve B tipi olarak iki filmeye ayırmıştır. Bence de ikiye ayırmalı. Adamlar ve erkekler diye. Anca seviyesini düştüğünü hissettim. Burada amaç kişilik özelliklerini belirleyerek hangisinin kalp hastalıklarına daha yatkın olduklarını bulmaktı. I'm stressed. I want to break something. A tipi davranış özellikleri. Şimdi iki tane kalp doktoruydu değil mi? Yanlış okumayayım burayı. Bir söyleyeyim. Evet, iki kalp doktoru erkekleri ikiye ayırıyor. A tipi ve B tipi. Siz de karar verin hangi tip erkek olduğunuza. İki şeyi aynı anda düşünmek ya da yapmak ya da ayrı olacaktı. Giderek çok daha fazla giderek daha çok faaliyeti daha az zamana sıkıştırmak. Çevreyi ya da güzel şeyleri fark edememe veya ilgi gösterememe. Başkalarından hızlı konuşmalarını isteme. Sırada beklemeye zorlandığın ya da çok yavaş hareket ettiğini düşündüğü bir arabanın arkasına giderken gereksiz derecede öfke gösterme. Bir şeyin iyi olmasını istiyorsan kendin yap sözüne inanma. İlginç. Konuşurken el kol hareketi yapma. Sık sık diz oynatma ya da parmak tıkırdatma. Öyle herhalde. Şiddetli tonlamaları olan konuşma örüntüsü veya sık sık müstehcen sözler kullanma. Argoluğu elitlik sanan bir kesim var. Argoluğu ben istediğimi söylerim diyen bir kesim var. Argo çok kaba, kullanmayın. Hiçbir zaman geç kalmamaya aşırı önem verme. Aa, bu önemli, güzel, pozitif özellik. Oturup hiçbir şey yapmamakta güçlük çekme. Çocuklarla oynarken dahi her oyunu kazanmak için oynama. Konuşurken nefes alma, dudak ısırma, kafa sallama, yumruk sıkma, masaya vurma. Daha iyi ya da daha hızlı yapabileceğini düşündüğü şeyleri başkaları yaparken seyredince sabırsızlanma. Hızlı göz kırpma ya da tike benzer bir kaş kaldırma. A grubu erkekleri bunlar. Şimdi geldik B grubu, B tipi davranış özellikleri. Acelecilik, yani ivedilik ve sabırsızlık düşünceleri yoktur. Alfalardan mı bahsediyoruz acaba? Gösteri meraklısı değildir ve sorulmadıkça başarılarını ve yaptıklarını tartışma ihtiyacı duymaz. Oyunu yarışmak için değil, hoş zaman geçirmek için severler. Suçluluk duymadan dinlenirler. Sosyal değerler için fazla kaygılanmazlar. Zaman esiri olmazlar. Ekiple kolayca çalışırlar. Karar vermede aceleci değildirler. Özel hayatları ile iş hayatları arasında kolayca sınır koyabilirler. Eve döndüklerinde günlük hayattan tamamen uzaklaşabilirler. Şimdi diğer faktörlere geldik. Bu arada A tipimsiz, B tipimsiz lütfen belirtin. Kişilik faktörlerinin yanı sıra algılama farklılıkları, geçmişte tecrübeler, aile düzeni, ekonomik sorunlar, cinsel sorunlar, yeni bir çevreye intibak ve benzeri gibi sorunlar kişilik açısından stres kaynaklı olabilir. Thomas Holmes ve Richard Rehe, böyle okuyacağım, kişilerde stres yaratıcı olayları gösteren bir envanter geliştirmişlerdir. Bu envanterde insan yaşamında meydana gelebilecek 43 olay önem sırasına göre dizilmiş ve karşılığına değerler verilmiştir. Bir yılda bu değerler toplam 300 puanı geçerse kişi %80 oranında hastalığa yakalanıyor. Yani yüksek derecede stres. 150-299 puan arasında ise hastalanma olasılığı bulunuyor. Orta derecede stres. 0-149 puan arası ise düşük derecede stresle tekabül ediyormuş. Çok özür dilerim. Ben bir kapıyı kapatacağım ve hemen geri geleceğim. Çok pardon, geri geldim. Şimdi ben böyle videolardan kaçınca bana diyorlar ki videoların burasını kırp. Üşeniyorum. Videonun orasını bulup kırpmaya, gecenin bu saatinde üşeniyorum. İnanın ki vaktim olsa yapacağım. O yüzden özür dilerim. İçeriden ses geliyordu. O sesin girip girmeyeceğinden emin olmadığım için kapıyı kapatma ihtiyacı hissettim. Şimdi ben burayı aklım kapıdayken okuduğum için tam anlayamadım. Şöyle altını çize çize okuyacağım. Şimdi 43 tane olayımız var. Önem sırasına göre dizilmiş. Değerler verilmiş. Bir yılda bu değerlerden toplamı 300 puanı geçerse kişi %80 oranında hastalığa yakalanıyor. Yüksek derecede stresli oluyormuş. Yani şöyle yapalım. 300 puan yüksek derecede hasta.
Okey. 150 ile 299 arasındaysa, yani yarısından fazlaysa hastalanma olasılığı bulunuyor. Orta derecede stres. 0 ile 150 arasında ise düşük derecede stres. Yani biz 0 ile 150 arasında puan toplamalıyız. Evet, artık güzel oldu. Bir test oldu. Siz de kendinizi test edin. Hayattaki olaylar değeri ne? Eşin ölümü. Böyle bir şey yaşamadım. Dolayısıyla hayatıma alacağım insanın da çok kıymetli olacağını, ona çok değer vereceğimi baz alırsak benim hayatıma girdi. Hani burada egolu konuşmak istemiyorum. Gerçekten değer vermesem, önem vermesem hayatımı almam anlamında diyorum. Buraya bir 100 falan yazalım. Boşanma, insanlar sağlıklı iletişim kurduklarında boşanabilirler. Yani eşlerin ayrı yaşaması, hapse girme, ne? Yakın bir aile bireyinin ölmüş. Ben ne yapacağım burada? Olayı anlayamadım ya. Tamam, şimdi diyelim ki eşim vefat etti. Evet, ben çok etkilendim. 100 puan aldım. Boşanma, yani eğer biriyle boşanacaksam, Allah korusun inşallah boşanacağım biriyle evlenmem. Yani bana ne ya, boşanacaksam netleşmişimdir yani, yok içimde gram bir his bir şey varsa çabalarım ki. Eşlerin ayrı yaşaması. Niye ayrı yaşamışım? Geç. Hapse girme, Allah korusun. Yakın bir aile bireyin ölümü. 63, bu beni etkiler. Bireysel yaralanma veya hastalık. Yani evlilik. Ne demek yani? Evlilik değeri ne? Tamam, hadi kıymetli bir olay. Yazıyorum ben. Ben anlamadım ki neye göre puan veriyorum şu an. Al, kafadan 200'e ulaştım yani. İşten atılma. Hiç atılmadım. Bilmiyorum bu duygu. Evlilikte barışma. Geç. Emekliye ayrılma. Geç. Bunlar benim yapabileceğim bir şey değil. Aile bireylerinin birinin sağlığındaki değişme. Bu üzer beni. 4. Hamilelik 40. Cinsel sorunlar 39. Aileye yeni bireyin katılması. Yani gelin damat gibi 39. Ya etkilemez beni, herkes kendi iş yerine uyum sağlamam. Yani iş yeri önemli. İş yeri ruh sağlığımızı etkiler. Çok pardon. Mali durumdaki değişiklikler etkiler. Yakın bir arkadaşın ölümü etkiler. Etkileyenlere dikkat edeceğim. Görev seviyesindeki değişim, yani statü çok da önemli değil benim için. O yüzden no. Eşle sık sık tartışma, geçimsizlik, sıkıntı. 10 bin dolar üzerindeki mortgage. Doğru mu okudum bilmiyorum. Yani strese sokar beni. İpotek ve borçlanma strese sokar. İşteki sorumluluktaki değişiklik, yani iş bu. Çocuklardan birisinin evden ayrılması. Herhalde olsaydı sorun etmezdim. Eşin aile ve akrabalarıyla sorunlar etkiler bence. Olağanüstü kişisel başarı. Başarım varsa niye stresim? Eşin işe başlaması ve işten ayrılması. Okula başlamak veya bitirmek. Hayat şartlarındaki değişiklik, stres. Şahsi alışkanlıklardaki değişiklikler. İnsan değişim yaşar. Patronu, benim patronum bir tane ya. Çalışma şartlarında ve saatlerindeki değişim. Yani niçin çalışıyoruz? Para için. Kimse kafamıza silah dayamıyor netice. Konut değişikliği, stresler beni. Okul değişikliği, no. Dinleme alışkanlıklarını geç. Dinsel, dinsel herhalde. Sosyal etkinlikler geç. Çok büyük olmayan ipotek veya borç halledilebilir. Uyku alışkanlıklarını halledilir. Ailenin bir araya gelmesi halledilir. Yemek geç. Tatile çıkma geç. Yılbaşına bayram geç. Küçük yasa dışı işler. Yasa neden? Çocuğun ölümü herhalde. Eşin ölümü herhalde. Aldatılma. Yani birbirini aldatınca sen üzerinden niye alıyorsun ki onun kendi, yani kendi tercihi. O yüzden aldatıldığını öğrendikten sonra da yani üzülmemen gerekiyor. Bunun ederi bu kadarmış deyip devam yani. Geçtik. Etkiler bu anne baba ölümü. Hapse mahkum olma. Bu konu konuşmak daha istemiyorum. Çocuğun ağır biçimde hastalanması ve sakatlanması etkiler. Evlilik dışı hamilelik geç. Bu yani saçma, bunu soru olarak bile kabul etmiyorum. İstemediği evliliği yapma. Bu büyük strestir bence. Ama ben kendi açımdan yani aynen üzülüyorum yani, gerçekten istemediği biriyle evlenen insanları görünce. Eşin ağır hastalık, kaza veya yaralanması. Herhalde eşin o senin. Anne baba geçimsizliği veya ayrılma.
Yani annen baban da bir birey, kendi kararlarını verebilir bu ses stresini sokmamalı. Eşle ciddi anlaşmazlık. Aynı evin içindeysen sıkıntıdır. Ağır hastalık, kaza, yaralanma. Yani boşanma, geç bunu konuştuk. Büyük ölçüde borçlanma, bunu söyledik. Hakkında kötü söylentiler çıkarılma, yani o söyleyen kişilerle alakalı, seninle ilgili değil. Bunu geç, soru bile düşünmüyorum bunu. Bunu geç. Konuşmak daha istemiyorum. Yakın bir dostun ölümü üzer. İstenmeyen gebelik, geç. Baskı görme, yani yaşamadım bu duyguyu ama herhalde olsaydı kötü olurdu. Çocuğun okul başarısızlığı, geç. Çalışır kazanır. Nişanlıdan ayrılma, dünyanın sonu değil. Ne oldu şimdi? Ben nasıl puan aldım? Yani nereden baksanız. Yani bir toplayayım. Puanlarımı bir toplayayım yani. 66'yı buradan aldım. 64'üm de varmış. 72'm varmış. Ben bunu anlayamadım. Bunu hazırlayan niye daha açık hazırlamamış ki? Anlayan var mı bunu? Bir bana söylesin. 77'yi yazdım. 79, 80, 79, 83. Ben bence olayın mantığını kavrayamadım ya. 87. Vallahi kafam almıyor artık arkadaşlar. 90, 92. Oo, 700 küsürler, 800'lere çıktım ben. Ben bu testi anlayamadım. Neyse, en azından böyle stres belirtileri de varmış. Devam edelim. Devam edelim. Stres belirtileri ve etkileri. Stres belirtileri ve sonuçları fiziksel, davranışsal, psikolojik olmak üzere 3 ana grupta incelenebilir. Fiziksel belirtileri ne? Tansiyon yükselir, sindirim bozulur, terlersin, nefesin daralır, başın ağrır, yorgun hissedersin, alerjin varsa tetiklenir, mide bulansın. Davranışsal uykusuzluk, uyuma isteği, iştahsızlık, yeme alışkanlığında artış, sigara kullanma, alkol kullanma. Bu semptomların çoğu bende vardı yani. Stresliymişim. Psikolojik belirtiler ve etkileri, gerginlik, geçimsizlik, işbirliğinden kaçınma, sürekli ve yersiz endişe, yetersizlik duygusu, yersiz telaş. Vay canına. Stresin aşamaları. Amberg tarafından geliştirilmiş ve tıp dünyasında kabul görmüş stres aşamalarında belirginler şu şekilde sıralanmıştı. Birinci aşama. Büyük haz duygusu, alışılmamış duyarlılıkta algılama, alışagelmişin üzerinde iş yapabilme yeteneği ve aşırı sinirsel enerji. İkinci aşama. Yataktan kalktığında yorgunluk hissi, öğle yemeğinden sonra veya akşamüstü erkenden gevşeyen enerji, mide ve bağırsak fonksiyonlarının zaman zaman bozulması, diyare veya kabızlık, kalp çarpıntıları, diyareyi ilk defa duydum. Sırtta ve kafatası civarında kaslarda büzülme, yaygın ağrılar, dinlenememe duygusu. Üçüncü aşama, bağırsak diye yazılmıyor mu bu arkadaşlar? Bağırsak diye yazmışlar. Fonksiyonlarında daha ciddi sorunlar. Eğer bağırsaktaysa da bağırsak saydınlanmış olacağım. Mide sorunları, kas büzülmeleri, ağrılar, artan gerginlik duyguları, uyku bozuklukları, baygınlık hissi, bayılmaksızın bayılacakmış gibi hissetmesi. Dördüncü aşama ise günü geçirmede büyük zorluk. Çok pardon. Daha önce zevk veren faaliyetlerin artık daha fazla zevk vermemesi, sosyal olaylara tepki gösterme yeteneğinin kaybolması, arkadaş toplantılarının artık sıkıcı olmaya başlanması, daha büyük uyku bozuklukları, sabah 3-5 arasındaki kabus şeklinde rüyalarla uyanma, olumsuzluk duygusu, konsantre olamama, belirsiz korkular. Oy. En son kaçıncı aşamadaydık? Dörttük değil mi? Tamam. Beşinci aşama. Aşırı yorgunluk, çok basit işleri yönetememede zorluk, bağırsak ve mide fonksiyonlarında aşırı bozukluk, yaygın korku duygusu. Altıncı aşama, kalp çarpıntıları ve panik hali, nefes kesilmesi, titreme, terleme, el ayak uyuşması, el ve ayaklarda sızlanmalar, tükenme, en basit işlerde bile yapmak için enerji bulmada güçlük. Oy oy oy. 22 sayfa kaldı. Enerjim yetecek mi bilmiyorum. Stresin bireysel ve örgütsel sonuçları. Bireysel sonuçlar, stres ve fiziksel hastalıklar. Stresin kişinin kalıtsal veya bedensel özelliklerine de bağlı olarak bağışıklık sistemini bozduğu, kişide bireysel dayanma gücünü azalttığı ve hastalığa yol açan etkinin bünyeye yerleşmesini kolaylaştırdığı görülmüştür. Bunların arasında baş ağrıları, hipertansiyon, işitme rahatsızlığı, astım, aşırı sıkıntı, endişe, sindirim sistemi rahatsızlıkları, şeker hastalığı giriyormuş. Psikolojik rahatsızlıklar, depresyon, şizofreni, korku veya endişe kaynaklı hastalıklar, davranışsal sonuçlar, alkol alma eğilimi, sigara, uyuşturucu kullanımı, aşırı yeme alışkanlıkları. Stresin bireysel ve örgütsel sonuçları. Örgütsel sonuçlar, performans düşüklüğü. Bu konuda ilk kez 1908'de
1908'de Yerkes ve Dodson araştırma yapmışlar. Stres ile performans ve etkinlik arasında belli bir noktaya kadar doğrusal ilişki bulmuşlar. Bu araştırmanın sonucuna göre belli bir noktadan sonra, yani kırılma noktasına kadar, stres artarsa performans ve etkinlik azalıyormuş. Aşırı stres özellikle zihinsel yetenek, yargı ve karar verme gibi zihinsel becerileri gerektiren işlerde dikkat azalması sonucu işletme için zarar verici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Yerkes-Dodson kanunu. İş gören devir hızı. Bir örgütte sürekli olarak stres altında çalışmak kişilerin örgütle bütünleşmesini ve iş tatminini engeller. İşe devamlılık, devamsızlık, tembellik, sorumsuzluk, isteksizlik etkisi olabileceği gibi kalp krizi, hipertansiyon, ülser gibi hastalıklar da olabilir. Vay canına. Şimdi kanuna bakalım. Düşük stres, yüksek stres, zayıf, güçlü. Performans. Performans bu şekilde güçleniyorsa ve herhalde kırılma noktası diye düşünüyorum. Ya burayı çevirmem lazım ama benim İngilizcem bu kadar iyi değil. Hemen web plana. Çok özür diliyorum hepinizden. Neredesin Google? Şöyle bir hızlıca çekeyim. Çevireyim. Burası basit görev. Yukarıda yazılan yer. Şurası basit görev. Odaklanmış dikkat. Flash hafızası. Ve korku şartlandırması. Burası da zor görev. Bölünmüş dikkat. Çalışma belleği. Bölünmüş dikkat. Çalışma belleği. Karar verme ve çoklu görevlerde bozulma. Böyle bir grafik yapmışlar. Devam edelim. Bunlara ek olarak mesleklerdeki stres kaynaklarını şu şekilde özetleyebiliriz. İşin sıkıcı olmak. Bence bu hayatta iki şey çok önemli. Yani birincisi iş, ikincisi eş. Dolayısıyla bunların ikisi de sıkıcı olmaması gerekiyor. Ücret yetersizliği, anlaşmanızı iyi yapın, karara katılamama, araç gereç yetersizliği, ulaşım, beslenme, faturalarınızı düşünün, yükselme imkanı olmaması, yerinde sayması, iş yerinde dedikodu, iş gerekenleriyle kişilik uyumsuzluğu. Atıyorum ben hep geometri anlatırken şey derler, geometri için yaratılmışsın, geometri derler. Çatışma ve örgüt iklimi. Stresle başa çıkabilme yöntemleri varmış. Evet, şu ana kadar 39 sayfa boyunca stresten bahsettik. Artık çözümüne geçelim. İyi bir eş. En başa başlamadan çöz bunları. İyi bir meslek söylemiştim. İyi bir mekan, iyi bir arkadaş, iyi bir sosyal ortam. Evet, ilaç çok belli. Kendi stresi sokacak olaydan, ortamdan uzak. Ben öyle yapıyorum. İşini iyi yap. Kötü söyleme, işitme, borca girme. Bireysel yöntemlere geldik. Stresle başa çıkma yöntemlerinden. Bedensel hareket egzersizi yapma, spor, hareket etme, yer değişme, gevşeme, yumruk sıkma, kaşları germe, gözleri sıkma, omuz germe, nefes alma, karın kaslarını germe, bacak ve karın kaslarını germe, baldır kaslarını germe, bütün bedeni gevşetme. Bireysel yöntemler, egzersiz yap, olumlu hayal kur, kaynağı bul, neşeli ol. Bu doğru ama. Beslenmene dikkat et. Meditasyon yap, namaz kıl, toplumsal destek, zamanı iyi yönet, dua ve ibadet et, düzenli uyku, müzik. İnsanlara hayır diyebilmelisin. Negatif insanlardan uzak durma, duş alma. Kötü kokmayın, pis pis gezmeyin. Strese iyi gelen bitkiler. Badem, yoğurt, C vitamini iyi geliyormuş. Balığın içinde bulunan omega 3 hem sindirim dostu olup hem de sakinlik duygusu veriyor. Çikolata çok yerde önerilmeye başlamış. Araştırıldıkça bol yenilen bir yiyecek olmuştur. Çikolata bir konuya odaklanmayı ve motivasyonu çoğaltmaktadır. Bence popüler kültürün satabilme ihtiyacı çikolata. Ben kazılmıyorum buna. Meyveli yoğurt hem içerik bakımından zengindir hem de meyveyle karıştırılığında ayrıcaklı düzenli bir metabolizma sistemi oluşturur. Kekik yani dağ çayı. Çok pardon. Hatmi. Okaliptus yaprağı, menekşe, ebe gümeci, karabaş otu, melisa, ada çayı, lavanta, toros nanesi, strese bağlı uykusuzluk, mide ve bağırsak spazmının giderilmesine yardımcı olur. Papatya çayı. Bir kere bir arkadaşım benimle tartışıyor. Tabii benim tartışmadan haberim yok. Benimle yazışarak tartışıyor. İstersen sen bir papatya çayı al demişti. Ben de demiştim olur iki bardak yapıyorum. Birini sen içeceksen falan demiştim. Yani insanlar bilmiyorum yani şey diyorlar.
Tabii sonra bir daha görüşmedik de. Yani sen bir gerildin sanki. Gerdin, insan olmanın vasfında bu var yani. Ben gerilebilmeliyim. Ya söylediği şey bana dokunuyorsa ben gerilebilmeliyim. Stresle başa çıkma yöntemleri, örgütsel yöntemler, monoton iş ortamının değiştirilmesi, stresli personele yardım sağlama, yöneticilere düşen görevler, çalışmak için çekici bir ortam yaratarak iş tatmini yükseltmek, rol belirsizliğini en aza indirmek, aşırı iş yükünü ortadan kaldırmak, parçaları böl ve fethet, örgütte değişme ve süreklilik arasında iyi bir denge kurmak, çalışanları devamlı motive etmek ve ödüllendirmek, çalışanların kararlara katılımı sağlamak, örgüt içindeki stresi azaltmak için gerekli hizmetleri oluşturmak, stres konusunda çalışanların bilgilendirme. Belirsizlik hakikaten can sıkıyor. Yani ne kadar netse bir şeyler o kadar iyi oluyor. Hafiften sıkıldım ben arkadaşlar. PDF 44. sayfaya geldik. 13 sayfa var. Öfke yönetimi. Öfke uygun ifade dilinde son derece sağlıklı ve doğal bir duygudur. Lütfen öfkenizi belirtmekten gocunmayın, kaçınmayın, içinizden atmayın. Ama yanlış yöne de saptırmayın. Yani ben sana kırgınım demekte bir sorun yok. Bunu yapabilin. Ancak kontrolden çıkıp yıkıcı hale dönüşürse iş hayatında, kişisel ilişkilerde, genel yaşam kalitesinde sorunlara yol açar. Pek çok kişisel ve sosyal problemlerin, örneğin çocuk istismarı, aile içi şiddet, fiziksel ya da sözel saldırganlık, toplumsal şiddet temelinde öfke vardır. Öfke hem dışsal hem de içsel olaylarla ortaya çıkar. Öfkeyi nasıl yönetebiliriz? Öfke genellikle yol açan nedenler arasında engellenme, haksızlığa uğrama, fiziksel incinme, yaralanmalar, tacize uğrama, hayal kırıklığı, saldırıya uğrama, tehditler sayılabilir. Öfke duygularını başa çıkarmak için bilinçli ya da bilinçsiz bazı yollar kullanırız. Bunlar ifade etme, bastırma, sakinleştirmedir. İfade edin, içinize atmayın. Sosyal duygusal zekanız yüksek olsun. Eğer videonun sonunda hatırlarsam şu an aklımdaki şeyi onu da anlatacağım. Öfke yönetimi, öfkeyi saldırganlıkla değil de sözel olarak ifade etmek bunlar için de en sağlıklı yoldur. Bunu yapabilmek için isteklerimizin ne olduğunu farkına varmalı. Hakikaten yani bazı insanlar senin derdin ne diyesin var ama bunu laf olsun diye değil. Senin problemin ne? Ben seni anlamakta güçlük çekiyorum. Derdini söyle de sana deva olalım diyesin geliyor. Farkına varmak varmalı. Bunları açık ve karşımızdaki incitmeyecek bir şekilde aktarmalıyız. Kırıcı olmayın arkadaşlar. Yani bu dünya kimseye kalmaz. Hepimizin gireceği yer 2 metrekarelik mezar. Kırıcı olmayalım. İkinci yol öfkeyi bastırmaktır. Tavsiye etmiyorum ama mutlaka ertelenmiş yas ve ertelenmiş öfke mutlaka gün yüzüne çıkar. Kızgınlığınızı içinde tutup onu düşünmemeye çalışıyor ve dikkatinizi daha olumlu bir şeye yönlendiriyorsanız ki bu genelde olgun olmaya çalışan insanların çabası. Ama sağlıklı bir birey öfkelendiğinde öfkesini de verir. Ben demiyorum yık dök kaos çıkar değil. Ama o an sinirlendiğini söyle. Bu yolu kullanıyorsunuz demek. Bazen de işe yarasa da sürekli olarak bu yolu kullanmak çok sağlıklı olmayabilir. Eğer kızgınlık doğru bir biçimde ifade edilmezse bir süre sonra bu duygu kişinin kendisine döner ve yüksek tansiyon, psikosomatik rahatsızlıklar, ülserler, alerjiler ya da depresyon gibi sonuçlara neden olur. Mesela ülser, mideyle ilgili hazımsızlık yaşıyorsun gibi. Öfke yönetimi. Öfke yaşadığınızda kendinizi sakinleştirmeye çalışmak üçüncü seçeneğinizdir. Nefes alışverişlerinizi, kalp atış hızınızı kontrol ederek kendinizi fizyolojik olarak sakinleştirip içinizdeki öfke duygusunu hafifletebilirsiniz. Derin nefes alın arkadaşlar sinirlendiğinizde. İçinizden ona kadar sayın. Öfke durumlarında vücut tepkileri uyaran duyguyu harekete geçirir. Stres ve gerginlik başlar. Enerji artıran adrenalin salgısı artar. Nefes alıp verme sıklaşır. Kalp atışları hızlanır. Kan basıncı artar. Vücut ve zihin savaş ya da kaç tepkisi için hazırdır. Peki sağlığa etkisi ne? Baş ağrıları, mide rahatsızlıkları, solunum problemi, cilt problemi. Yani ifade edemiyorsun ya solunum yolunda da sıkıntı çıkıyor. Cildin hakikaten ben sevilen kadınların parlak bir ciltleri olduğuna inanıyorum. Böyle de bir teorim var. Yenital ve böbrek fonksiyonlarında problemler, artrit ne ya? Sinir sistemi rahatsızlıkları, dolaşım sorunları, var olan fiziksel rahatsızlıkların kötüleşmesi, duygusal rahatsızlıklar, intihar. Ay Allah korusun. Şimdi ben artrite bakacağım. Artrit nedir? Yoruldum arkadaşlar. Çok yoruldum. 11,5 saat. Artriti okuyorum. Eklemlerde iltihaplanma ve ağrıya yol açan bir durumdur. Bu durum eklemlerde şişlik, sertlik veya hareket kısıtlılığına neden olabilir. Artrit. Artrit. En yaygın iki türü osteoartrittir. Bir de romatoittir. Osteoartrit en yaygın artrit türüdür ve eklem kıkırdağının zamanla aşınmasıyla oluşur.
genellikle yaşlanma ile ilişkilidir. Ancak eklem yaralanmaları veya aşırı kullanımı da osteoartriti tetikleyebilir. Romatoid artrit bağışıklık sisteminin yansıtı da vücut dokularına saldırması sonucu yanlışlıkla mı ortaya çıkan bir otoimmün hastalıktır. Romatoid artrit sadece eklemleri değil aynı zamanda cilt, gözler, akciğer ve kalp gibi diğer organları da etkileyebilir. Ne? Domino taşı gibi vücudunuzu etkiliyor bu stres. 50. sayfaya geldim. Öfke yönetimi ve tekniklerinin amacı saldırganlıktan uzak, şiddet içermeyen kişinin kendisine ve çevresindekilere zarar vermeyecek duygusunu ifade etme becerisi kazanmasıdır. Olması gereken. Kızgınlığa yol açan insanları, olayları yok edemezsiniz. Onlardan kaçınamazsınız. Onları değiştiremezsiniz. Yapabileceğiniz tek şey bu insanlar ya da olaylar karşısında gösterdiğiniz içsel veya dışsal tepkilerinizi kontrol edebilmek, onları yapıcı bir şekilde yönetebilmektir. Yani bazı insanların hadsizliği sizin sorununuz olmamalı. Onları öyle kabul edin ve devam edin. Ay, yine heyecanlandım. Öfke kontrolü yöntemleri, gevşeme, derin derin nefes alın, sakinleştirici durum veya manzaraları zihninizde hayal ederek canlandırmaya çalışın. Düşünceleri değiştirin. Eyvah, her şey mahvoldu yerine dünyanın sonu değil. Aynen de öyle. Bugün bunun üzerine bizim kurumda da bayağı güzel muhabbet döndü. Mantık öfkeyi yener. Sakin insanlar her zaman cool insanlardır. Böyle alevli, volkanik nasıl derdi Yılmaz Kaptan? Agresif tavırlardan kaçının derdi. Öfkelendiğinizi hissettiğinizde mantığınızı sığının. Kendinize tüm dünyanın size kazık atmaya çalışmadığını hatırlatın. Bana verilmeli ya da benim olmalı demek yerine bana verilmesini isterdim. Güzeldi bu. Öfke kontrolü yöntemleri, problemi çözme. Bazen öfke duygularımızı yaşamımızdaki gerçek ve kaçınılmaz sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. Sesi duyuyor musunuz? Duyuyorsunuz muhtemelen. Değiştirebileceğimiz bir şeyse çözüm yolları araştırılabilir. Sesim gidiyor. Değiştirilemeyecek bir durumsa çözüm için uğraşmak yerine yapılacak en iyi şey sorunla yüzleşmektir. Ya hakikaten de bir sorun, kafanızda bir şey var ya, o problemin içinden geç. Örnek veriyorum. Sallıyorum. Eski erkek arkadaşınızı unutamadım. Abi gidin. O sizi iyice öteleyene kadar, elinizi eliyle sizi itene kadar iyice bütün enerjinizi verin. Zaten içinizde verdiğiniz bütün enerji gittikten sonra ona karşı bir adım daha atma isteği gelmeyecektir. Öfke kontrol yöntemleri, daha iyi iletişim. Zaten bence güzellikten yana ne varsa yok eden şey iletişimsizlik. Öfkeli insanlar genellikle düşünmeden yargılama ve bu yargıları yönünde davranma eğilimleri. Bu yargılar bazen çok gerçek dışı olabilmektedir. Eğer çok elektrikli bir tartışma içine girdiyseniz ilk yapacağınız şey yavaşlayıp gösterdiğiniz tepkileri gözlemlemek olmalıdır. Aklınıza gelen ilk şeyi söylemeyin, yavaşlayın ve asıl söylemek istediğinizi düşünün. Aynı anda karşınızdakinin de söylediklerini duymaya ve anlamaya çalışın. Hemen cevap vermeyin. Ben içinizdekileri söyleyin diyorum. İçinizdekileri her haliyle yere dökün, karşı tarafı kırın demiyorum. Orası karıştırmaz. 54. sayfaya geldik. Öfke kontrolü yöntemi, bu benim yaptığım bir yöntem. Mizah kullanın. Hakikaten de sinirlenince de gülüp geçebiliyorum. Sinirlerim geriliyor çünkü. Mizah sırasında yaşanan duygularla öfkenin bir arada bulunması mümkün değildir. Aa. Birine öfkelenip de belli sıfatlarla etiketler takmaya başladığınızda bir an durun ve insanın gerçekten o şey ya da öyle olduğunu düşünün. Bu sahneyi gözünün önüne getirin. Örneğin birine muşmula ya da odun kafalı gibi sıfatlarla saldırdığınızda o kişi gerçekten bir muşmulaymış ya da odundan bir kafası varmış gibi hayal edin ve günlük işlerini o şekilde yaptığını gözünüzün önüne getirin. Ben bunu kastetmemiştim ama neyse. 55. sayfadayız. Öfke kontrolü yöntemleri. Babama sordum. Kardeşimi leylek getirmemiş. Onu internetten doğlantı etmişler. Çağımız. Yani gerçekten insanlar, geçen bir öğrencim söyledi. Bir öğrencim. Daha doğrusu bir öğrencimin arkadaşı Kuzey Kore'den. Kuzey Kore'den mi? Yok, Kuzey Kore olamaz. Güney Kore'den mi? Lan. Aa, Kuzey Kore değil. Güney Kore'den sanırım. İnternetten biriyle tanışıyor ve 16 işte ya da 15 yaşlarında bir genç kız. 10 aydır görüşmüyor ama duygusal açlıklarını bu şekilde gideriyorlar. Yani birbirlerine sevgilim vesaire diyorlar. Teknoloji bu yönde çok kötü. İnsanlar hep hemen sanal ortamda bir şeylere başlamak istiyor. Mizah kullanırken iki noktada çok dikkatli olmak gerekir. Öncelikle mizah kullanmanın sorunlarınızı gülerek geçiştirmek demek olmadığını, tersine onlarla yapıcı bir şekilde yüzleşebilmeniz demek olduğunu bilmelisiniz. Olgun insan davranışı. Bu arada olgunluk yaşta gelmiyor gerçekten. İkincisi de mizah kullanayım derken alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurmaktan kaçınmalısınız. Çünkü bu
Sağlıksız öfke ifadesinin bir başka olur. Bir de bence bir insanı ezikliyorsa kendiyle ilgili bir sorunu vardır. Kendi değerini düşük görüyor ki karşısındaki insanı yüksek görüyor ki onu da aşağı çekme ihtiyacından kaynaklanıyor. O yüzden biri sizi aşağıladığında ya da laf soktuğunda aynen kardeş deyin geçin. 56. sayfa. Öfke kontrolü yöntemleri çevrenizi değiştirmek. Bazen sinirlenip öfkelenmemize yol açan şeylerin yakın çevremizden olduğunu fark ederiz. Akrabalık ilişkileri dahil. Biraz ara verip çevreyi değiştirmek gerekir. Thank you. Video bitti.